Sonrası? Sonrası yok. Buraya geri dönmek istemedim. Dedim kaçmam lazım. Yurt dışına kaçayım. Bizi bırakıp gidecektin ha? Abi ben kendimde değilim ki. Param yetsin diye ucuz mucuz bir tane otelde kalayım. Oğlum diyemedin mi? Arayamadın mı? Abi param bitti, az gönderin diyemedin mi? Abi mevzu o değil ki. Neyse işte. Otelin lobisinde bir tane herifle tanıştım. Dedi ki işte biz yurt dışına adam götürüyoruz falan. Dedim fırsat bu fırsat. Dedim beni de götürün. Para istedi benden 5.000 dolar. O kadar param yok deyince de o zaman dedi sen işlere yardımcı ol. Sana kontenjandan yer ayarlarız. Kontenjandan yer ayarlarız dedi. Sen de yedin. Ne yapayım lazım? Oğlum sen nasıl bu tongaya düştün? Oldu bir kere. Ne? E'si bana bir çanta verdi. Dedi ki bu çantanın içinde dışarı götüreceğimiz 20 tane adamın parası var. Al bu çantayı. Sana bir tane adres vereceğim. Orayı bırak. Kendi niye götürmeymiş? Ben mimliyim dedi abi. O verdiğim adres bir tane işhanın en üst katı. Oralar sivil polis kaynağı. Seni dedi kimse tanımaz etmez. Hiçbir şey demene gerek yok. Gir içeri dedi. Çantayı bırak gel. Vallahi aklım almayayım. Sen böyle tongaya düşecek adam değilsin. Ne yaptın, götürdün mü çantayı? Abi götürdüm götürmesine de. Yolda şeytan dürttü. Bir açayım bakayım dedim. Çantanın içi uyuşturucu dolu. Nasıl lan? Vallahi bildiğim para mara yok abi. Uyuşturucu. Oğlum sen o çantayla yakalansan başına ne gelir, haberin var mı? Çanta nerede? Çantayı denize attım abi kimseyi zehirlemesinler diye. Adamlara da dedim ki iki tane motorlu kapkaççı geldi. Çantayı aldı kaçtı. Oğlum gidemedin mi polise? Böyleyken böyle diyemedin mi? Abi bu adamlar acayip acayip adamlar. İhale benim üstüme kalır diye korktum. Kalk hadi kalk. Ali'ye anlatalım şu işi. Sen takip edilmediğine emin misin? Yok abi etmediler. Edemediler daha doğrusu. Ben arabaya bindim kaçtım. Araba nerede? Arabayla Bolu'ya kadar geldim abi. Ondan sonra arabayı bıraktım orada. Otobüsle geldim. Ali! Karakolda mısın? Tamam ben buraya. Haydi kalk. Kalk aslan. Şehre inin. Oğlanın evini bulun. Anası. Babası. Anası. Neyi? Kimi? Varsa. Çocuğa söz verdim. Hepsini tek tek gözünün önünde öldürürüm dedim. Yalancı çıkmayı istemem. Şimdi gidin. Esma'dan da ses çıkmadı. Yeni gelin ne etti acaba? Resak mı? Ya abla sen daha yeni geçmedin mi? Gitti o. Her şey yolunda görünüyordu valla. Yani çok güzeldi. Daha da bir güzelleşmiş. Her şey güzel olsun da gerisi hiç önemli değil. Ararız bir ara. Tabii tabii. Bir ara ararız. Şimdiden rahatsız etmeyelim. Sen yanına ne çabuk döndün? Biziz yenge, biziz. Oo. Selam aleyküm. Hayırdır inşallah? Mustafa, ne oldu? Bu suratın hali ne? Çıldıracağım, yeminle çıldıracağım. Asiye, çay dök kızım be, haydi. Abi, ne oldu? Murat geldi. Çok şükür. Ne güzel işte. Ne var ki bunda? Onu biz de bilmiyoruz yenge. Bataklığa bulaşmış bizimki herhalde. Bulaştı ya. Nerede bir fışkı? Tam göbeğine basar ha. Oğlum etme. Oğlum yanından dolaş. Basma üstüne yok. Tam üstüne.
Kurye gözcü olmadan yola çıkarmazlar. O ne demek şimdi? Kurye malı taşırken başka biri de uzaktan onu izler demek. Yani senin malı götürmediğini biliyorlar. O zaman senin malı denize attığını biliyorlar. Atmadım lan yoksa? Attım abi. İçindekini alıp öyle attığını düşünmüş olabilirler. Çantaya bakarken gördülerse. Muhtemelen malı alıp ortalıktan kaybolacağını düşünüyorlardır. Senin burada olduğunu biliyorlar kardeşim. Bilemezler abi, nereden bilecekler? Oğlum otelde kaldın, kayıt yaptırdın, herifle de orada tanıştın. Öyle değil mi? Daha ne olsun? Ne yapacağız Evren? Murat, ortalarda dolanma abiciğim. Murat'ın burada olduğunu kim biliyor? Ben, Mustafa abim, Cemal kaptan, bir de Fatih. Var mı başka? Tamam, Murat dönmedi. Yaylaya çık, mümkün olduğunca gözlerden uzak dur. Biz de gözümüzü dört açacağız.